Günaydın. Dün camın önünü silerken tozlardan bezi orada bırakmışım. Arkadaşlar bunlar bir koşturuyor, bir koşturuyor beygir gibi ikisi. Bir koşturuyor. İçeriği talan etmişler. Perdeliğin birini de indirmişler. Sanki haftalardır söylüyorum yıkayacağım, yıkayacağım gibi. Hadi kalk yıka gibisini. Göstereceğim size. Şimdi ben kendime bir kahve aldım ve Barış Özcan'ı izliyordum. Bugünkü videosunu. Şöyle gidin siz gidin. Evet sen de böyle dip dibe. Bebişlerimiz ne yapıyormuş? Oy kızım. Annem. Canım. Ne? Oy. Konuşuyor musun kızım? Ha? Ne? Çekmeyeyim mi? Sen galiba pek kamera şey değilsin. Ha? Sen niye kalktın kızım? Bebişlerin döküldü altında. Emziriyordun ya hepsini. Ne? Ne var kızım? Ha? Ne istiyorsun? Ne? Konuş bir seni duysunlar. Bunlar seni hiç duymuyor konuşurken. Sen en çok konuşanlardansın halbuki. Aşkım öğürüyor resmen. Kızım. Ne istiyorsun? Geleyim mi? Konuş bir. Aslında o çok konuşur. Ben size yavruları göstereyim. Oy büyümüşler, büyümüşler, büyümüşler benim çiçiklerim. Bu benim kedişlerim. Ablaları, abileri. Bebişlerime bakın, bebişlerime. Ay çok tatlılar ya. Nihayet seviyorum. Sen çok güzel olacaksın ya. Sen çok güzel olacaksın. Şu da çok tatlı. Ya hepsi tatlı. Hepsi. Bu canlarım benim. Şunun kafasındaki beneklere bak. Şöyle geçeyim. Heh. Sen çok tatlı olacaksın sen. Ya. Dün Gümüş'ün önüne bir tane yavruyu indirdim. İlginçti. Hani saldırgan değil. Ama bön bön bakıyor. Bazen merak ediyor. Yanına gidiyor. Bakalım şimdi ne yapacak. Tabii annemiz orada bakıyor. Kuyruk tetikte. Kızım. Gülsün'ü seveyim gel. Gel gel. Sen beni kudurt böyle. Bakın arkadaşlar ne yapmışlar. Size göstereyim ben. Bu kızı öldüreceğim. Dur burada bir vukuatın var mı? Yok. Burayı halletmemişsin. Hayret. Her gün yerleri siliyorum. Her gün makineye veriyorum. Toprağa bakın. Bakın bu daha yeni girmiş. Bir saat önce böyle değildi. Daha yeni girmiş. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bakın bakın. Şuraya bakın. Perdeliği nasıl çıkardılar onu anlayamadım. Oradaki kopçayı demek koparmışlar. Ay gülüyorum gerçekten. Bunu benim kızım yapsaydı çocukken var ya kıyamet kopardı. Ama kediye karşı bir şey diyemiyorum. Bakar mısınız? Neyse bunlar en azından yani şimdi çıkarmak şart oldu. Ay ay ay. Ya. Sen ne yaptın buraya sen? Ha? Sen ekstra koş. Bu ne yapıyor biliyor musunuz? Aşkım normalde böyle değil. Ya ben onu 7 senedir tanıyorum. Diva bebekken de oynamışlıklar vardır ama bu çok fena bir şey. Durup dururken birden aşkımın önünde fişek gibi hızlıca geçip gidiyor ve çocuğu da ay bir şey bastım. Çocuğu da şey yapıyor siz söyleyin. Çocuğu da kudurtuyor. Peşinden koşuyorlar. Bu var ya bu çok sevgi istiyor. Çok ilgi istiyor ve çok çok sosyal. Çok aktif bir kedi bu. Umarım yavruyken hani böyleler ya. Umarım büyüdüğünde de böyle olur. Şu anda herhalde 9 aylık oldu. Kızım.
Ya, dışarı uçmak isterdin değil mi? Keşke balkonda böyle bir şey olsaydı ya. Açık açık böyle bırakırdım. Gerçi şu anda hep tozlu da. Arkadaşlar dün burada bir iki tane leke vardı. Sildim. Tertemiz oldu, geçti. Böyle küçük küçük minik minik lekeler. Aynı keza burası da. Rulla sildim, görmüş olduğunuz üzere. Tabii ki bunları böyle püskürtüp sonradan hani bir beze dokusunun üzerindeki o ilacı alıyoruz ya. İşte mümkünse az yapmamız gerek. Çünkü dokuyu tam durulayamadığımız için içerisinde kalıyor ve kumaşlar zaman içerisinde çürüyor. Benim deneyimimdir. O şekilde sandalyelerimi eskimesine sebep oldum diyebilirim. Şöyle bazen şuraya bakıyorum, diyorum şu aşağıdaki sütunları komple beyaz mı yapsam? Bir değişiklik iyi gelir gibi. Çok böyle gold durdu gibi. Eskiden çok hoşuma gidiyordu bu tarz. Şu anda çok hoşuma gidiyor ama evimde değil. Yavaş yavaş böyle bakalım. Bakın bakın, kuş seslerine bakın. Ne o? Ha? Ne o? Sen ne yaptın sen? Sen ne yaptın burayı? Ha? Sen buraya ne yaptın? Pis kız. Evi talan etmişsin. Kameramın şarjı çok az kalmış. Görmüş olduğunuz üzere böyle pembeli bir makyaj yaptım. Bunları biraz yanlış aşağı indirmiştim. Şöyle yukarı doğru yapsaydım daha iyi olurdu. Neyse arkadaşlar. Şöyle kamerada kendime bakınca daha bir değişik göründüm sanki. Beyazlar yine çıkmış. Beyazları ne yapıyorduk? Bu CEO'sun saç maskarasıyla birazcık onları rötuşluyoruz ki görünmesin. Yoksa tabii kıvırcık saçlar için biraz şey arkadaşlar, bu nasıl söyleyeyim, takılıyor falan, bilmiyorum. Aslında şey, fırçası maskara için çok güzel. Bakın şu takıldı ya, şimdi geliyor. Buyurun buradan yakın. Fırçası gerçekten çok güzel. Şöyle göstereyim. Bir de unutup da şey, kirpiklerimi yapıyormuşum. Şöyle bol bol sürüyorum ki, ama hani size önermiyorum. Sadece bunu göstermek istedim. Galiba bir kere bir videomda bahsettim. Ondan sonra bahsetmedim ama böyle saçlarımı topladığımda hani böyle bazen dipleri şey olduğunda yapıyorum. Bunu maskaranızla da yapabilirsiniz bence. Saçlarınız siyahsa tabii ki. Ya da koyu renkse, orada birkaç teli siyah yaparsanız bir şey olmaz diye düşünüyorum. Neyse arkadaşlar. Evde kal makyajımı yaptığım için bugün böyle istedim. Urban Decay'in Back talkıyla yaptım tabii ki. İşe gittiğimde artık fondötenli falan, ne bileyim, bir şeyler yaparım ya da böyle devam ederim. Hiçbir fikrim yok. Ya şimdi aşağıya gidip şu perdeliklerimi çıkartayım, bakayım başlarına ne gelmiş. Ay, onlar bir karıştı, bir açılması gerekiyor, bir açılması gerekiyor. Of. Şimdi buraya geldim, sohbet edeceğim de bazı yerlerde kamera bulanık çıkıyor. Acaba tekrar mı kirlendi, ne oldu bilmiyorum da. Ben bir kahve içiyorum. Aslında kahveyi uzun zaman önce aldım ama bir arkadaşla konuştum. Bayağı bir uzun sürdü. Kendisi benim çok sevdiğim birisi. Uzun zamandır arkadaşlığımız var. Bu aralar ev aldı, taşı falan, evle ilgilen bir türlü görüşemedik doğru dürüst. Ayrı zamanda manikürcü ve pedikürcü. Hani arkadaşım olduğu için daha önceki gittiğim kişiyi bırakıp ona gitmiştim hani destek amaçlı. Şimdi dedim ki hani ne oldu bizim tırnak falan. Valla kızdı dedi. Sen beni hiç arayıp sormuyorsun, sadece tırnak aklına geliyorum falan. Yani bu hatunda şey, Kazak asıllı. Yok, Rus asıllı Kazak. Evet, Kazakistanlı ama Rus. Doğru söyledim. Şey yapmıyorsun falan diye içerlendi. Ben de aa kusura bakma falan deyince birden yani hemen aradı beni ve konuştuk. Hani yazmama fırsat vermeden. Çok güzel bir konuşmaydı. Diyor ki hani bu süreç içerisinde evde kaldık, işte hepimiz yemekler yiyoruz, hepimiz fırıncı falan olduk, ekmekler bilmem neler. Onlar da işte hemen hemen aynısını yapıyor. Diyor ki ben ne güzel motivasyonumu yüksek tutmuştum ve çok da güzel indirdim. Bayağı bir yürüdüm, spor yaptım, her şeyi yaptım. Çünkü bizim düğünlerimiz vardı. Onlara göre de elbiseler falan almıştım dedi. Ve düğünlerimiz de iptal edilince ve evde de kalınca malum dedi, işte iki çocuk, eş falan yemekler yapıyorsun. Bir sürekli doymak nedir bilmiyorlar. Yemek yapıyoruz sabah, öğlen, akşam diye. Hani onların yanında benim aç kalmam mümkün değil. Bir şekilde ben de istiyorum diye.
Neyse, söylediği hani bu 4 gündür kendisi 18 saatte bir besleniyormuş. Nasıl oluyorsa onu bilmiyorum, yatıyor falan artık hiç bilemiyorum. Dedi ki ya dedi ben bu yağlarımla dedi artık barış ilan ettim, ateşkes ilan ettim dedi. Ne yaparsam yapayım dedi. Hani kaslarım gitti, vücudumdaki su gitti ama yağlarım gitmiyor. Bana o kadar sadıklar ki artık onları seviyorum. Çünkü beni seven şeylerin değerini bilmek istiyorum. Bu korona bana bunu öğretti dedi. Ben dedim hadi bakalım öyle olsun. Aslında çok bakımlı biri. Hani aslında değil, bakımlı biri gerçekten. Hiçbir zaman böyle az bir şey kilosunu kilo aldığını hissedince hemen panikleyen ve bir şeyler yapmaya çalışan birisi. Yani bilmiyorum. Hani şey olarak da, yani nasıl söyleyeyim, görüntü olarak da benden daha zayıf diyebilirim. Her zaman öyleydi. Belki biraz göbeği şişer, belki yüzünde hafif bir şişkinlik olur ama hemen önlemini alırdı. Şu an bana dedi ki olur da beni görmez, şey olur da beni tanımazsan sen yine de aynı masaya gel, o masanın önünde oturan kişi benim. Biraz kilo almıştım falan, sonra da hani bırakınca böyle çöktüm, yıprandım, bir şey oldum. Saçlarını da hep kızıla boyardı, diyor ki saçlarımı da boyamadım ama herhalde pazartesi günü yine bir yerler açık olursa saçlarımı boyatmaya gideceğim. Çünkü kendisinin ailesi aslında Almanya'da yaşıyor ve hep Almanya'ya gidip saçlarını boyatıyordu, hani orada daha uygun oluyor diye. Bilmiyorum, neyse, güzel sohbetimiz geçti böyle, şakacı komik, hani birazcık böyle humoru olan esprili bir kadın. Ya şimdi gelecek ayın 10'unda, onu mu dedi o? Yok, 6'sı, 5. ayın 6'sı, evet, çarşamba günü oluyor galiba. O zaman bana randevu verdi saat 10'da, ayak tırnak bakımı için ayaklarımı, yani pedikür yaptıracağım, sadece ayak tırnaklarımı jel yaptıracağım. Ama dedi eğer birisi iptal olur da gelmezse acil hemen seni çağırırım diye. Ben dedim okey. Yani böyle bir sohbetimiz geçti. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Ya seviyorum kendisini ya. Gerçekten bazen böyle çok iyi geliyor insanlara. Ha bu arada kendisi 40 yaşına giriyor ve 40 yaşın sendromu başladığını söyledi. Bazı şeyler söyledi. Mesela ben o 40 yaşına girerken onları yaşamamıştım açıkçası. İlginç, hani dedim doktora gittin mi falan, dedi evet kan tahlil testi her şey yapıldı ama belki de erken menopoz mu oluyor bilemiyorum, hiçbir fikrim yok. Ama görseniz kızı, yani dersiniz 30-31 yaşında, o kadar böyle güzel, çıtı pıtı, bakımlı, kızıl saçlı ve teni de bembeyaz, yani gördüğünüzde Rus olduğuna inanamazsınız. Daha çok böyle İskoç ya da Kuzey Avrupa ırkının kadınlarına benziyor. Yani biraz hafif de burnun üzerinde çiller falan var. Çok tatlı biri. İnsan olarak da çok iyi biri. Çok seviyorum kendisini. Çok değer verdiğim birisi. Yani böyle kızı bana sitem etti. Bu bana bir iki ay önceden öyle yazmıştı. Ben buna dönmedim mi? Ne oldu bilmiyorum. Sonra randevu almıştım önceden. Randevuyu verdi. Dedim sonra görüşürüz. Sonra randevuyu dedi Sibel işte bu durumdan dolayı randevular iptal, kapalıyım diye. Tamam dedim ben de. Hadi kendine iyi bak falan fistan. Ben niye çarşamba saat 10'da alırım be kadın? Ben çalışıyorum. Ben perşembe, yok salı almıştım. Salı almıştım diye hatırlıyorum. Çünkü çarşamba ben çalışıyorum saat 10'da. Bilmiyorum. Bana öyle söyledi ama neyse, vardır bir bildiği ya da ben mi yanlış anladım hiç bilmiyorum. Zaten çok da yanlış anladığım oluyor benim. Hep böyle çok gittiğim, ha sen burada ne arıyorsun? Randevum yok mu? Hayır yarın. Çok oldu mu? Ya ben size bir şey soracağım. Sanki böyle daha mı güzel oldu? Ne? Perdeliksiz. Şu an hiç perdelik böyle yok yani. Hiç sevmiyorum. Şöyle daha iyi sanki. Sanki daha böyle evin içi geniş durdu. Bakın o küçücük perdelikler bile ne kadar kaplıyormuş. Durun şöyle kamerayı geriye atayım. Daha böyle bir şeyden bakın. Değil mi? Ay, takmasam mı? Bilemedim. İlla perdelik olacak yani. Bizim de bu kültürümüzde olmazsa olmazlarımız. Bazen diyorsunuz ki yerde halı. Kim temizleyecek kediler içerse? Buyurun temizliyorsanız serim. Alayım serim ben. Ortalık dolu halı. Conforama, Lipo, Ikea'da gayet uygun fiyatlı halılar var. Atayım şuraya serim. Ha, halım var. Temizlemeye gelir misiniz? Neyse.
Bakın atarlanıyorum size. Saat 11, tam 11. Normalde ben 15 dakika yarım saat önceden hazırlamam gereken bir şey varsa hazırlardım ama acele etmedim. Çünkü bugün normal omlet yumurta yemek istiyorum. Yarından sonra başka şeylere bakarım. Dolapta bir sürü zebze var, karnabahar falan filan bir sürü şey aldım ama biliyorsunuz. Neyse arkadaşlar, bugün gerçekten canım kahvaltı istiyor. Şöyle zaten bolca da yemişlerimi suya koydum. Onları zaten birazdan süzüp güzel bir şekilde yiyeceğim. Yine omlet, yanında maydanoz ya da ne bileyim omletin içerisinde yine herhangi bir zebze falan ilave edebilirim. Biber, patates de doğrayabilirim aslında, bilmiyorum. Yapsam mı bugün öyle? Bilemedim. Neyse arkadaşlar, 14 gün yarından itibaren ben size tek öğün başlığı yapmayacağım. Ama tek öğün beslenmeye dikkat edeceğim. Zordu. Başardım. Görünen köy bu. Kılavuz ister mi bilmiyorum. Bazen çok 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 zorlandım. Özellikle benim bir saatim var, onu fark ettim. Saat 3 ile 5 arasında inanılmaz açlık, inanılmaz tatlı tüketme isteği. Bazen ben böyle balkonda oturduğumda güneşlendiğimde hep böyle soğuk soğuk dondurmaları hayal ediyordum. Ama dedim Sibel, tut kendini. Bak kaç gündür açsın, şimdi bir nefsine yenilme. Tut, dondurma kaçmıyor. Yersin bir gün ileride canın isterse diye. Böyle böyle kendimi kontrol ettim. Gerçekten disiplinli bir şekilde 14 gün boyunca dayandım. Yediklerimi zaten gördünüz. Bilmiyorum, bende bir değişim var mı? Bir canlılık, bir gençlik, bir tazelik, bir freshlik var mı bilmiyorum. Amaç zaten oydu. Kendimi sağlıklı hissediyorum. Metabolizmamın yaşıma göre güçlü olduğunu düşünüyorum. Daha çok hareket edersem, spor yaparsam daha çok güçleneceğinden de eminim. Ben zaten bugün akşam beklemeyeceğim galiba. Birazdan hava da bulutlu olduğu için birazdan yürüyüşe çıkabilirim arkadaşlar. Yani şöyle saat 1, 1.30 gibi bugün yürüyüş saatimi değiştirebilirim. Bu videoma ilk defa geliyorsanız, bu her gün 14 gün boyunca işte günlük vlog çektim. Bazen gerçekten dedim ya, bugün vlog çekmeyeyim. Çünkü kanalımda bir haftalık stok video var. Ben bugün izleyeceğini, bu çektiğimi siz haftaya pazar izleyeceksiniz. Onda özel korona pandemi döneminde olduğumuz için benim hayatım evin içinde bu şekilde geçiyor. Arkadaşlarımla genelde telefonla, sosyal medyada o şekilde iletişim halindeyiz. Ya böyle yani, değişik bir şey yok. Hani İstediğinde evine misafir davet edemiyorsun, bir yere arkadaşlarına buluşmaya ya da misafirliğe gidemiyorsun. Sosyal hayatımız bayağı kısıtlandı. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz üzere bugün bolca ekmek niyetine bundan yiyeceğim. Maydanoz olmazsa olmaz. Yine böyle bir menü hazırladım kendime. Ay, tarçın koymayı unutmuşum. Tarçınımı da ilave ettikten sonra bugünkü menüm böyle arkadaşlar. Ya 14. günü böyle bitiriyorum. Şimdi size bir şey göstermek istiyorum. Yaklaşık işte bu korona falan çıktığından beri ben yine eldivenle temizlik yapmaya başladım. Yani eldivenle yerleri siliyorum, banyoyu temizliyorum ve mutfakta da bulaşıklarımı eldivenle yıkıyorum. Tabii ki her ortamınki ayrı oluyor. Daha önceden aslında ben bunu araştırmıştım. Hangisi iyi, hangisi kötü? İnanın ki unuttum. Çünkü benim böyle bir yaklaşık 5-6 sene eldivenle yıkayışlığım vardır. Temizleyişim. Sonra 1-2 sene yine durup tekrar geçerim ama bu sefer gerçekten hani o zamanki gibi bilinçsizlik yok. Gerçekten ellerimi mümkün mertebe kimyasal ürünlerle temas ettirmemeye gayret edeceğim. Şunları ben Denner'den aldım arkadaşlar. Sadece şu anda bir tanesini kullanıyorum. Hangisiydi? Ha, karıştırmayayım. Şu. Daha doğrusu kullanmadığımdan başlayayım da şöyle göstereyim size. İç tarafı böyle tırtıklı, yanları tırtıklı ve benim numaram S. Yani numara olarak galiba 7 nokta neydi bu? 7.7 miydi? 7-7. Ama bir daha M'i mi denesem bilmiyorum. Çünkü bu baya bir küçük. Aslında bu da S. Bunu da ben Denler'den almıştım. Fakat fark ettim ki bu daha farklı. Bakın burada yazıyor 7. 7.5'muş bu, pardon. O zaman 7.5 aldım. Çünkü bu benim elime daha uygun da, bununla daha güzel hani parmaklarım falan direkt içine giriyor ve çok kolay hareket edebiliyorum. Bu bir tık küçük gibi geldi. Şimdi ama bunun diğer tekini uzun zamandır kullandığım için bir parmağım patlamıştı. Ben de öbürünü buna ilave ettim. Yani şu diğer paketi açtım. Şu şekilde şimdilik kullanıyorum.
Yani renk farkı var ama hani bunda da tasarruflu olmak gerekiyor diye düşünüyorum. Kokmaz, pis olmaz, bir şey olmaz yırtılmadığı süreç içerisinde. Banyomdaki siyah, onu galiba Coop'tan aldığımı hatırlıyorum. Mesela temizlik için hani ekstra hiçbir karışıklık olmasın diye oradaki rengin farklı olmasını yeğlerim. Galiba Migros'ta da sarı mı var yanılmıyorsam. Denlerden de işte böyle pembe, pembeyle belki buraları yaparım ya da duruma göre değişir arkadaşlar. Ya görmüş olduğunuz üzere. Çünkü bazen ben böyle banyoda bir şeyler yaptığımda devam mutfağa giriyorum. Sonra bakıyorum ha siyah eldiven. Tekrar gidip değiştiriyorum. Şimdi buraya aynı renkleri kullanırsam kafam karışır diye. Onun için böyle renk ayrımı tekrar yapmak istiyorum. Bir kopa bakacağım ama yanılmıyorsam aşağıda şey de vardı. Benim yedeklerim vardı ama aşağısı curcun olduğu için kilerim maalesef. Sonra bir gidersem bir bakayım. Ve bu medikal eldivenler var. Çok ince biliyorsunuz. Aslında onlar bu tür şeyler için daha kullanışlı ama ondan da bir paket alıp evde bulunduracağım ve bir çifte her zaman çantamın içerisine atacağım. Olur da bir yere gidersem orada mutfağa yardım etmek durumunda kalırım. Herhangi bir şey bulaşık falan yıkadığım takdirde ya da gerekli olabilecek takdirde hani çantamda bulundurmak istiyorum. Yani demem o ki kısacası arkadaşlar bu kadar şeyin içerisinde ellerinize dikkat edin. Özellikle benim bu son zamanlarda çok da elimizi yıkadık ya sürekli dezenfektasyonlar falan filan bilmem neler. Şimdi işe başlayınca yine aynısı olacak. Sürekli elimizi yıkayacağız. Yine dezenfeksiyon işleri şeyleri falan kullanacağız ürünleri. En azından doku açıldığı için çabucak bakterileri virüsleri çekebileceği için en azından bu tür kendinizi koruyabilirsiniz diye düşünüyorum. Bu arada içinizden bir arkadaş biraz önce bana sordu. Bu video biraz geç gelecek ama kendisine göstermek istiyorum. Bu aslında Coop'ta, Migros'ta da satılıyor burada. Ama ben Türk marketine gitmişken dedim orada bakayım, orada alayım. Bu Lina markası Piselli Spezzati. Dur, İtalyanca nasıl okunur bu? Bir saniye konsantre. Piselli Spezzati. Spezzati. Spezial. Spezial. Özel. Neyse, anladınız. İtalyan markasıymış arkadaşlar. Görmüş olduğunuz üzere 500 gram. Şöyle görünüyor. Ben bu tür şeyleri ekstra bir kavanoza koymuyorum. Çünkü mutfak düzenimi değiştirmeyi düşünüyorum. Daha önceden sizlere söylemiştim ya. Hani tabak çanakları falan işte konserve, bunun için de IKEA'ya gidip orada detaylı bakmam lazım ama onlar şu anda ilk öncelik değil arkadaşlar. Neyse, şöyle görünüyorlar. Şöyle yakına getireyim. Bunları ben bir gün suda bekletiyorum. Bir gün değil de işte akşamdan bekletiyorum. Ertesi günü yemek için. Çünkü az kaynatılmış oluyor o zaman. Eğer bu şekilde yaparsanız çok kaynatacağınız için besin değeri düşüyor. Yeşil mercimeği şöyle bir hatırlamaya çalışıyorum bildiğim kadarıyla. Arkadaşlar bu zaten çok proteinli bir besin. Östrojen hormonunuz ekstrem yüksek ise çok tüketmeyin. Çok az tüketin. Çünkü doğal östrojen kendisi. O şekilde diyebiliyorum. Sizler her zaman ama her zaman araştırın. Böyle kulaktan dolma bilgilerle böyle oluyormuş, şöyle oluyormuş yapmayın. Lütfen bilim çağındayız. Her zaman araştırın. Ben şimdi bunları böyle söyledim. Araştırın. Şimdi görüyorsunuz arkadaşlar. Tamam İsviçre iyi güzel de vallahi bizim memleket gibisi yok. Böyle durumlarda hep komşular çağırırız, davet ederiz. Ya bakın şimdi bir komşum olsaydı böyle davet edeceğim. Ah bir derdim komşucuğum gel bir kahve içelim. Sonra da perdeliğini yıkadım. Kurumadan şunları bir ayırıp hadi çabuk çabuk asalım falan. Hani annemden biliyorum. Annem çok yapardı. Kendisi kolay kolay hiçbir yere gitmez hatun. Hiçbir komşuya öyle kalkıp da gitmez ama kendisine komşular çok gelir. Ay bir de beni dinliyorlarmış. Neyse. Evet. Arkadaşlar ben bunu var ya bakın işe giderim. Ayın 11'ine kadar o hal ya. 11'ine kadar ancak düzeltirim diye düşünüyorum. Yani güya böyle yılan gibi kıvırıp kıvırıp sonra da
silindir yapıyoruz. Yani bunun şeyini araştırmıştım. O şekilde Pinterest'te bulmuştum. Deniyorum, olmuyor. Bu şekilde yapıyorum, olmuyor. Öbür türlü yapıyorum, olmuyor. Böyle tek tek sabırla sabır mabır kalmıyor. İşte böyle perişan oluyor. Böyle bir tane asıyorsunuz. Sonra gidip bir saat kahve içiyorsunuz, geziyorsunuz, öbür işlerinizi yapıyorsunuz. Bir saat sonra bir tane daha açıyorsunuz. Asıyorsunuz ve sonra bir de bunların işte ayıklanması var ipteyken. Dur bakalım. Ben hangisini? Bakın, görüyor musunuz? Allah'ım yarabbim. Yıkamasam mıydım? Ne yapsaydım? Aslında yıkanmıyor da ben yıkıyorum arkadaşlar. Hani yoksa rengini gördünüz, gri olmuştu artık. Gerçi gri de seviyorum da. Ama şimdi o pulları daha güzel açılıyor. Bir de Allah'tan kediler yok. Sabahleyin ben bunları çıkarıp buraya attım ya, tek tek öyle düzeltmeye çalışırken kediler de oynuyordu. Allah'tan şu anda onlar yok burada. Uyuyorlar. Yoksa vay halime. Ya bir şeyler falan karışmış da hangisi hangisine girmiş onu bir bilsem. Ya böyle komşu hasreti çektim. Gurbet ellerde dermişim. Şimdi ben de duygu sömürüsü yapayım arkadaşlar. Gurbet ellerde yardımsız komşusuz kaldım. Ne olur. Kanalıma abone olun. Ben gurbetteyim. Takip edin beni. Yaptım ve bitkinin arkasına sakladım. Böyle orada kalsın arkadaşlar. Perdeliğim var yani. Çok zordu açmak gerçekten. İnanın çok zordu. Şimdi şunu mu yapsam, öbürlerini mi yapsam bilmiyorum ama biraz mola vereceğim. Arkadaşlar bitti, bitti. Bitti, ben de bittim. Bayağı bir uzun sürdü. Saat şu anda 2:20. Bitti ve ben de bittim. Şöyle size şöyle yapayım da hani nasıl görünüyor aslında açsam ama açmayacağım. Toplayacağım. Böyle de güzel görünüyor. Şunlar da zaten köşeye koydum. Hem de dekor olarak güzel duruyor o şekilde. İkisi köşeli. Şu da bu tarafa geldi ki hani diğer bitkilerime ışık gelsin diye, engel olmasın diye. Arkadaşlar şu anda yatak odasına geldim. Ne yapıyorum biliyor musunuz? Birdenbire böyle spontan oldu. Benim çok sevdiğim birisi kendisine ikinci el mağazası açmış. Ve hazırlıklarını yapıyor ve Facebook sayfasında paylaşmıştı. Yani arkadaşım aynı zamanda. Ve sonra görünce hani dedim ben daha önceden görmüşsünüzdür bazı şeyleri hani kilere koyup demiştim ya ikinci el pazarında satarım diye. Ben zaten evdeki diğer dekorasyon ürünleri falan satmak istiyorum bu sefer elbiseleri değil. Onları da içerisine dahil edeceğim. Hani geçen vloglarımda bilmiyorum herhalde 2 ay önceki falan vloglarımda bazı kıyafetlerimi ayırmıştım. Onları da içerisine dahil edeceğim. Ve şimdi de dolabımda hiç ama hiç giymediğim gerçekten artık ya yani bir tanesini bir iki kere giymiştim ama sonra dedim hani enerjisi bana iyi değil. Birisinde böyle yıkamaktan dolayı vermek istiyorum. Hemen şöyle bir kahvemi yudumluyorum. Bu arada Türk kahvesi yaptım kendime bu saatte. Çünkü yürüdüm geldim ve bayağı bir yoruldum. Enerji versin diye bunu yaptım. Böyle gelişi güzel dolabımın içerisine buraya boşalttım. Zaten kendime yeni ciciler alacağım arkadaşlar. Çünkü benim tarzım tamamıyla değişmiş. Gerçekten hani şu anda çok sade böyle tamam arada böyle markant değişik şeyler giyebilirim ama günlük hayatta gerçekten çok sade giyiniyorum. Birincisi kendi moda sektöründe çalıştığım için sürekli tüketmekten yoruldum. İkincisi ise
Artık kimsenin stili, usulü yok. Yaş denen bir kavram kalmadı. Zevk denen bir kavram kalmadı. Ben şuna inanıyorum. İnsanın içi dışına yansır. Giyim tarzıyla, seçtiği aksesuarlarla, seçtiği kıyafetlerle o zamanki ruh halini sergiler diye düşünüyorum. Ve şu an benim ruh halime bu ürünler olmuyor, istemiyorum ve zaten vermek istediklerimi de neden vermek istiyorum onu da sizlerle. Yani giymiyorum ya da şöyle ya da böyle. İlk başta şununla başlayalım. Şu şöyle beyaz bir pantolon. İlk başta bunu vereceğim. Bana oluyor, evet, üzerime çok güzel yakışıyor, evet, ama bunu giyerken yani biraz transparan olduğu için her tarafım görünüyor. Başkasında giyilsin. Çünkü benim üzerime tam oturduğu için belki biraz bol olsaydı o şekilde olmazdı. Şöyle bir elbise almışım kendime, böyle kemerli. Bunu da giymiyorum. Seviyorum ama giymiyorum. Üstelik bir de gri. Onun için bunu da vereceğim. Bu arada arkadaşıma bunları veriyorum. Kendisine sadece destek, yardım için, kadın dayanışması için. Ve sonra şu vardı bende. Şöyle bir şey, siyah. Hani burasında dedim belki bir şey de lazım olur, içeride giyerim aksesuar gibi, ama giymiyorum arkadaşlar. Belki birisi bunu giyerse mutlu olur. Bunu da böyle koyalım. Şu mesela bir aralar çok seviyordum ama şu an hiç, yani kaç kere giydim bunu bilmiyorum. Arkası da bu şekilde. Bunu da istemiyorum. Şöyle hızlı hızlı geçeyim ki. Ondan sonra şöyle bir şey. Hatta ben bunu ütülemedim. Sonra bunu dedim hani bir kere giydim ve yıkadım. Çekildi biraz. %100 pamuklar biliyorsunuz çekiliyor. Renklilerde de renk solması oluyor. Şöyle bir şey. Üzerinde benim burcum olduğu için almıştım bunu. Akrep burcu. Beyaz ve gold desenleri var. Şunu bilmiyorum. Kendisi ne yaparsa yapsın. Benim Sibel diye logom var. Parti promotörlüyken doğum günümde arkadaşlarım böyle bana jest yapmışlardı ve tişörtleri giymişlerdi. Bir tanesi de bu şekilde. Bu benim üzerindeki, ayrıca benim 30'lu yaşlarım. Neyse, onların ikisini de vermek istiyorum ve şöyle bunu ileride tekrar moda olursa giyebilirim ama yok, ileride başka bir şey alırım. Başka nasıl diyeyim? Bilmiyorum, içime sinmiyor. Çünkü yaz aylarında giymesi gerekiyor ve çok kalın bir kotondan, streç. Ve boğuluyorum bunun içinde. Rahat edememiştim. Bu da bunun grisi. Yani çok da az giydim bunları. Body olduğu için de birazcık problemli açıkçası. Şöyle bir bodim var. Fileli. Lila renginde. Bunu da veriyorum. Şunu aslında çok seviyorum. Güzel de bir şey ama benim kırmızı ya da bordo ürünlerim yok. Bunu ne yapıyorum? Tek başına yıkıyorum. Elde yıkıyorum bazen. Onun için stresli oluyor. Onu da o sebepten dolayı veriyorum. Şöyle Tom Taylor markasını bilenler bilir. Almanya, İsviçre, Avusturya. Tom Taylor markasının şöyle topları, bodileri. Aynı keza bu rengi çok seviyorum aslında. Bu su yeşili benim en sevdiğim renklerden. Ama bunları da vereceğim. Başka şurada biraz başka şeyler var. Onları göstermek istemiyorum. Şöyle bir top. Bunu da belki giymek isteyen olur. Şöyle bir şort. Bunları şeyde giyiyorum arkadaşlar. Denizde üzerine hani giyip de gidiyorum. Bu da böyle bir etekti. Aslında çok seviyordum. Hani bazı kısa eteklerin arkası kalkıyor ya, bununki kalkmıyor ama böyle etek şimdi bu yaştan sonra nerede giyeceğim? 30 yaşında olsam okey de şimdi böyle ucuz gösterir beni. Şöyle bir süetten çok sevdiğim bir pantolon. Gri renginde ama hiç giymiyorum. Onu da vereceğim. Belki başkasını mutlu eder. Şöyle bir beyaz blazer, jean ceket. Onu da vereceğim. Giymiyorum. Bir dolabımda giymiyorum. Ve şöyle Zara'nın bir blazer'ı. İçi astarı falan rahat değil. Biraz ağır böyle. Yaz aylarında da olmuyor. Zaten Zara olsun da bizim toplum hani bizimkilerden birisi arkadaşım. Bizimkiler sadece etikete bakıyor. Oo Zara. Zara olsun, plastik olsun fark etmez. Yeter ki Zara olsun. Şöyle bir bluz. Aslında bunu yelek olarak da giyebilirdim hani bir şeyin üzerine ama neyse. Şey yapmak istemiyorum. Bu neydi? Bu
Ha, şöyle siyah bir elbise, bunu belki bazı fotoğraflarında görmüşsünüzdür. Şöyle iç kısmı top gibi, önünde şey var, arkası da böyle, yandan fermuarlı ve mini bir elbise içinde ve sonra da uzun böyle transparan. Bunu da istemiyorum, giymiyorum. Yani şöyle bir tulumum vardı, siyah. Aslında yani bilmiyorum arkadaşlar, gerçekten tarzım o kadar değişmiş ki, oh my god. Ve kendime inanın hep böyle sportif elbiseler aldım. Hep böyle spor sade renkler. İnanamazsınız gerçekten. Ben bile şaşırıyorum kendime. Hiç şu anda hiç bunlar hoşuma gitmiyor. Bunları nasıl aldığımı bile bilmiyorum. Şöyle bir bluz var. Üst kısmı dökümlü bu şekilde. Bu blazerle falan giydiğinde şuraları böyle hani dökümlü ya, çok hoş bir görüntü yapıyor. Ama giymiyorum. Oğlum, ay ben sana bugün bakmadım. Öbürlerine baktım mı sana bakmadım. Yüzünü gözünü yıkamadım. Şunu arkadaşlar, ne zamandır dolabımda yok yani, giymiyorum. Giyemiyorum. Yok. Kalabalık yapma, yeni şeylere yer açılsın. Zaten daha bir sürü var. Onları da ileride çıkartacağım. Şöyle bir 4-5 ay daha geçsin. Sonbahara doğru bir daha orayı temizlerim. Şöyle bir çok sevdiğim bir renk ama giymiyorum. Ah, ve şöyle yine Zara siyah. Arkasında da böyle bir pencere var. Yanlarda da yırtmaçlı bir uzun gömlek. Ve sonra şu American Apple vardı, biliyorsunuz, kapandı. Şöyle yandan ve arkası da şu şekilde mini. Bunlar nasıl giyiliyordu? Mesela deri pantolon giyiyordum, içerisinde beyaz gömlek ve bunu da üzerine giyiyordum arkadaşlar. Hani o şekilde giyiliyordu çünkü her tarafı açık. Öyle güzel duruyordu. Ama şu an no, bunu da istemiyorum. Ve sonra şuna geçelim. Şöyle bir fularım var. Biliyorum çok güzel. Gerçekten çok güzel. Güllü falan ama hoşuma gidiyor da tarzım değil. Başkasında yine aynı tarzda, bu da loch şal dediğimiz, şöyle şu şekilde. Şunu da vereyim. Belki terzileri varmış, bir yerlere yaparlar diye düşündüm. Şu da var arkadaşlar. Bunu da hiç giymiyorum, sevmeme rağmen. Şöyle Marilyn Monroe'nun şöyle bir topu. Ve böyle bunun içerisinde de bir top var yani. Şey, bu şort, bu da top. Önce bunu giyiyorsunuz. Şöyle uzun. Üzerine de bunu giyiyorsunuz. Bu şekilde. Bakıyorum başka bir şeyler var mı? Yok. Bunlar hepsi benim. Yok, bunlar diğerleri, bunlar zaten çöpe gidiyor. Bunları da göstereyim madem. Şöyle kiloluyken kemerlerim, şöyle lugan kemerim var, siyah. Yine aynı keza lugan kemer ama üzerinde yılan derisi var ve bir de şu, şöyle ne diyorlar, belikli ve bronz renginde. Ah, evet. Aşağıdaki kıyafetleri de yukarıya getireceğim. Kendisi gelmeden önce bana söyleyecek, şu zaman şu tarihte geliyorum diye. Ondan sonra kendisine bunları vereceğim. Umuyorum işine yarar, umuyorum satar, umuyorum eline birazcık bunlarla birlikte birazcık bir şeyler, bir kazancı olur da benim de bir katkım, bir faydam olur kadın dayanışması olarak. Kendi dolabıma gelince hala dolu, hala giymediğim çok şey var ama gözden çıkaramadığım da çok şey var. Onları da zaman içerisinde tekrar sizlerle paylaşacağım. Dediğim gibi kendime yeni cıcılar almam lazım. Çünkü giydiğim kıyafetlerin çoğu beni mutlu etmiyor. Mesela evdeyken kediler için kıyafetlerim var. Görüyorsunuz, genelde hep aynı şeyleri giyiyorum. Çoğu şeyde de sizler görmüyorsunuz kamerada ama böyle delikler var tırmakladıkları için. Kedilerin bir huyu var ya, böyle bir yere takılırlar. Sanki zorla birisi oraya takmış da onu böyle çekiyorlar ya. Bu huylarının neden böyle yaptıklarını anlatamıyorum. Mesela orada hiç serbest mi? Gel gel kızım, gel kızım. Aman şimdi söylemeyeyim, kalkar. Gel kızım, hemen kafası kalktı. Gel kızım dediğinde hemen kendini çarşafa, sanki çarşaf onu tutuyor gibi böyle böyle bir tripler. Neyse. İşte de zaten genelde siyah giyiniyorum. Ve siyah rengi şöyle temiz, pak, pür olmalı. Renkleri solup eski göründüğü takdirde siyah elbiseleri maalesef işte böyle eve getiriyorum. Evde giymeye devam ediyorum.
Sonra da buradan da çöpe gidiyor ya da bir şekilde ne bileyim. Ben daha fazla uzatmadan burada videoyu noktalayayım bence.